Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ölmek üzere olan orkide çiçeğimin bakımını yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerim dışarıdan kurumuş ağaçtan toplamış olduğum ağaç kabuklarım ve saksım. Saksımı boşaltıyorum. Ve gördüğünüz gibi içindeki ağaç kabukları çürümüş. Kökü açıkta. Birçok kökü kurumuş ve çürümüş. Önce orkidemi bunlardan arındırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ben bunu yılda bir kez yapıyorum. Şimdi bu kurumuş olan köklerimi makas yardımıyla kesiyorum. Evet, bütün köklerinden çürümüş köklerini temizledim. Saksımı yıkadım. Şeffaf bir saksı ve orkide için en uygun saksıdır. Temizledim çünkü etrafı yosunlanmıştı ve çiçek kökümü de yıkadım. Tamamen arındırdım. Ve şimdi iki çeşit buraya ağaç kabuğu hazırladım. Bir kısmı daha sert ve daha büyük. Bir kısmı ise daha ince. Bunlar suyu muhafaza edecek ama çok fazla saklamayacak. Onun için alt kısma kalın olan kabukları yerleştiriyorum. Üzerine ince olan kabuklardan koyuyorum. Orkide çiçeğine asla ve asla toprak konulmaz ve şu şekilde tam ortaya saksının ortasına çiçeğimi yerleştirdim ve etrafını ağaç kabuklarıyla doldurmaya devam ediyorum. Çiçeğimin etrafına, içine yerleştirdim. Son hali bu. Görmüş olduğunuz gibi her tarafına büyük bir iknale yerleştirdim. Şimdi bunun üzerine bir bardak suyumu döküyorum ve köklerimi, ağaç kabuklarımı ıslatıyorum. Ve bunu derin bir kabın içerisine bırakıyorum. Bunun içerisinde bir 10-15 dakika saksım bekleyecek. Bu ağaç kabukları buradan aldıkları suyu içine çekecek. Ve ondan sonra ben saksımı suyun içerisinden alacağım. Ve bu şekilde ışık alan evimin bir köşesinde beklemeye alacağım.